insanlar arasında en çok sevdiğiniz hangisi hocam? Şu. Onlar neler yaşadı? 1950 doğumlu Hasankale merkezli. İlkokulu köyde okudum. Ondan sonra rahmetli babam beni Taşyar Medresesi'ne getirdi. Orada tedrisata başladım. Bu medrese arada bir Bağdadi duvar vardı. Efendim toprak bir binaydı. Yağmur yağdığında efendim yağan yağmur içeri yağardı. Mak'at, mak'at diyoruz biz. Öyle bir mak'at vardı. Benim yaşım küçüktü ama yani oradakilerinden çok farklıydım ben. Dolayısıyla ben orada yatıyordum. Diğerleri Kore'de askerlik yapanlar vardı. Efendim Narmanlılar vardı derken biraz da açıkçası korkuyordum onlardan. Kalkıp yatsa taş camının saçakları altında oturup ders çalışıyorduk. Kapının arkasını bölmüştük. Orada işte yıkanıyorduk. Dışarıdan gelen beklemek zorunda kalıyordu. Bir tane bavulumuz vardı. Biz bavul diyoruz, siz ne diyorsunuz? Hı. İşte bütün yiyeceğim oradaydı. Dayısında hapis oldum. Rahmetli de. Ondan sonra geldim Taşya Medresesi'ne babam getirdi. Orada Ali Küçük Bey'den ders aldım. Kışın soğuğu diye bize mecbur kaldım mı her şey caiz oluyordu. Her şeye katlanıyorduk. Efendim Bağdat'ı bir duvar vardı, ikiye bölünmüştü. Orada bir arkadaşımız vardı, o çok kıymetli, rahmetli bir arkadaştı. Uyumasın diye ayağını kovanın içine sokar, gece sabaha kadar ders çalışırdı. Evet, böyle geldi günlerimiz. Bizim buralarda adettir. Hafız olup da hatını okumayanı kovarlar yani. Ben bir sene bayanlara hatim okudum. Yıldım. Baktım ki ben bunların elinden nasıl kurtulurum. Yaşımı başımı almışım. Efendime söyleyeyim İmam Hatip'e müracaat ettim. Öylece yani belli bir yaş, az daha neredeyse tutmuyor bir yaşım. Ondan dolayı ben İmam Hatip'e gittim. Onların şeylerinden kurtulmak için. İmam Hatip'te hocalarım vardı. Daha şeysi, çok o kadar acemiyim ki bir şey bilmiyorum. Türkçe hocası vardı, rahmetli olduysa bilmiyorum, Allah rahmet etsin. Ersan Tığlı Türkçeden sözlü yapıyor. Efendime söyleyeyim, ben duruyorum, soruları sordu, bilmiyorum. Dedi ki, niye duruyorsun? Dedim ki, ne olacak? Dedi ki, daha sana soru sorduk, köylü vatandaş. Onları cevaplandıracaksın. Öyle mi? İşte öyle, öyle geldi, öyle gitti. Eğildik, soruları cevaplandırdık. Bir Arapça hocam vardı. Yaşıyorsa selamlar olsun. Süleyman Gayran. O dersi anlatırdı fakat her defasında bana müracaat ederdi. Bak Cafer, ben mi anlatamıyorum, bunlar mı anlamıyorlar? Şimdi Cafer ne desin? Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal, artık öyle geçiştiriyor. Peki. Öyle geldi, öyle geçti. Sınıf olarak jandarmaydım. Seferihisar'a gittik. Oraya 7 kişi gittik. 7 kişinin içerisinde işte o Tuzlapiyatı Okulu'nda alınan notlar bakımından en ileri seviyede ben idim. Efendim muvazzaflardan kimse olmadığı zaman tekmil tabur komutanına ben veriyordum. Bir gün bir filmdeyiz. Buradan mektup yazmışlar ki enstitüleri imtihan var. Gel git. Oranın personel asubayı da durmadan beni böyle itikliyor. Tabur komutanının gözüne iliştim. Ne o dedi hastayım hanım. Mecbur kaldım konuşmaya. Dedim ki memlekette imtihan varmış.
imtihana girmem istemiyormuş. Derhal hemen yazın gitsin. Geldim buraya, beni Arapçaya düşünmüşler. Ben dedim ki ne zamana kadar fiil, fail, meful diyeceğim. Efendime söyledim, ben Arapçaya istemiyorum dedim. Geldim bir giderim ki Nazlı'ydım yani gerçekten. Efendim gözüm usulü fıkıhta. Ama usulü fıkıh da tam kavrayamadığım için efendim onu göze alamadım. Dedim olursa tefsir, olmazsa başka ben bir şeye girmek istemiyorum. Komisyon başkanı Tayyip Oktus Bey'di. İkinci adam Yusuf Ziya Kavasi'ydi. Efendime söyleyeyim, bana Beydavi'den açtılar. Beydavi'yi bilinçli bir şekilde okudum. Allah rahmet etsin, Tayyip Bey çok beğendi. Yusuf ne diyorsun dedi ikinci adam olarak Yusuf Ziya Kavasi'ye. Dedi ki öteden beri şeyimiz, ruhumuz barışıklıydı zaten. Dedi ki yani hocam bilmiyorum ama işte kitabiyat yok gibiydi. Hoca sinirlendi. Yani ne dedi Yusuf? Yani bu ibarenin sahibini bir haftalık iş için harcamak mı istiyor? Efendim öylece ben şeyde, tefside kaldım. Tefsire seçilen arkadaşı Arapçaya gittiler. Ben de o Arapça şeyinden kurtulmuşum. Ben kimseden etkilenmedim. Bir hocamı tanıdım, hocam beni tanıdı. Allah kanı kanı rahmet etsin, köye de gitmezdim. Yazını evinde okuturdu. Ali Küçükbey benim her şeyim. Yanlış buluyorum yani mezhep çatışmalarını. Dolayısıyla yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in yolu hak yol olduğu için o yoldan ayrılmadan hareket etmeyi dine uygun olarak görüyorum. Ben bu akımları gördüğüm, bildiğim için pek girmek istemedim, titre almak istemedim. Ben serbest olmayı tercih ettim. Başkasına bağlandım mı ister istemez sana haksız şeyler yaptırırlar. Bu düşünceyle yani profesör olmak benim için hiçti. Yani isteseydim profesör de olurdum yani. Olurdum ama bunlar beni efendime söyleyeyim Ehl-i Sünnet ve Cemaat yoluna bağlılığından saptırırlar endişesiyle hiçbirine iltifat etmedi. Bir de hocam eğitim verdiğiniz süreçler oldu işte hocamızın da şeydi. Onlardan da biraz bahsettim. Hep talebeme bu yolu seçtim ve bana göre yani işte arkadaşlar mal yazmışlar, mal göndermişler. Hiçbirinde tutar yok çünkü bunlar kültüre bağlı bir şeyler. Bana göre Kur'an-ı Kerim'in ayetleri arasında parantez açmaya lüzum yok. Her birisi birbirini bağlayan, birbirine bağlı, çok net efendime söyleyeyim cümleler. Dolayısıyla yani gramersiz efendim Arap edebiyatı olmadan hiçbir şey olmuyor. FETÖ'cüler benim peşime çok düştüler. Kendi şeylerini almaya çalıştılar. Ama hiçbir zaman ben kimseye sırtımı dayanmadım. Sırf şeyim Kur'an-ı Kerim sünnetti. Dolayısıyla muvaffak olamadılar. Beni şeylerine çekemediler. Çok uğraştılar ama hiçbirine iltifat etmedim. Dönüp bakmadım bile. Dini baltalamak istiyorlar, dini karıştırmak istiyorlar.
din ehli sünnet ve cemaatin gittiği yolda. Başkası yalan şarkı sözü var ya, evet. Yalan, yalan. Fetul belası ne zaman çıktıysa ondan sonra ihtilaf başladı. Yani çizgi aynı çizgiydi medreselerde. Ben Huşumlu medreselerini de biliyorum. Evet. Orada da kaldım. Öyle bir şey yoktu ya. Yani. Ben eğitim merkezindeki şeyime devam ederdim. Talebemle iç içe olmayı isterdim. Talebeme bu şeyleri anlatmak isterdim. Ehl-i sünnet ve cemaat yolundan ayrılmamalarını tavsiye ederdim. Ve enne hâzâ sırâti müstakîmen fettebi'ûh diyor ki Cenab-ı Hak bu benim dosdoğru, pürüzsüz yolumdur, ona uyun. Ve lâ tettebi'ûh sübüle efendim Manisa'nın tali yolları gibi efendim efendim değişik yollara sapmayın, tabi olmayın. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اَنْ سَب۪يلِ Eğer saparsanız o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır, ayrı düşürür. Ben İlahiyat Fakültesi'nde de hep sınıfta amfide doğru bildiğim şöyle şeyler söyledim. Hiç çekinmedim çünkü bir tarafa bağlılığım yoktu, affedersiniz. Baba ifadesiyle kimseye gebeliğim yoktu. Dolayısıyla has bildiğim sözleri orada da talebeme anlattım. Eğitim merkezinde de aynı şeyleri anlattım. Dolayısıyla Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Allah beni hiçbir tarafa kul etmeden kendi kapısından başka getirdi ve ömrümü böyle bitirdim. Şimdi de dizlerim tutmuyor. Dizlerim tutsa eğitim merkezine koşarak derse gideceğim. Talebeme bunları anlatacağım. Talebeyle iç içe olma, efendime söyleyeyim onlara bu yolu dosdoğru anlatma. Ama yapmaya engel olan dizlerim tutmuyor şu anda, bu sorunum var.